Biz niye dönüp duruyoruz? Lan değil oğlum, mi? Daha ilk dur lan, bir dön ya. Dön hadi bakayım. Ya usta! Biz deli miyiz, niye dönüp duruyoruz? Lan oğlum, daha üçüncü turdayız lan. Adam içeriden kaş göz yapıyor şuradan, bak dalacak şimdi, döndürecek burada hepimizi ha. Dönelim bak. Ya usta, ben dönmüyorum ya, gitsene ya, bu ne ya, deli miyiz, niye dönüp duruyoruz ya? Lan oğlum, oyun böyle başlıyormuş lan, adam söyledi içeride. Adettenmiş işte, adetlerimize uymamız lazım ya. Ya usta, tamam, bence de adetlerimize uymamız lazım. Tamam, ben de katılıyorum. Ben dönmüyorum usta daha ya. Niye dönmeyeceksin lan? Ya kahvede söylüyorum, dalga geçiyorlar usta ya. Dönüyor musun sen falan diye öyle laf sokuyorlar usta ya. Ben dönmem. Hem bari usta bu, racona der. Racona dönüm ben. Ne macunu lan? Macun nereden çıktı şimdi? Ne macun usta, nereden uyduruyorsun ya? Racon, racon. Ya hani var ya, delikanlılık alem. Alem mi? Ne alemi lan? Lan benden habersiz alem mi yapıyorsunuz lan rezil köpek? He? Ne alemi Ramazan ayında bu lan? Bizim beraber yaparız. Ya usta yanlış anladın ya. Ne alemi ya, öyle değil. Ya usta, delikanlılık alemi yok, bildiğin alemlerden değil. Ha, delikanlılık alemi. Delikanlı. Lan erkek erkeğe mi lan? Allah cezanı versin sizin, iyice sapıtmışsınız. Ulan ben de kaç senedir kimi gezdiriyormuşum arkamda ha? Usta yine yanlış anladın ya, öyle değil ya. Ya usta, hani delikanlı kalem var ya, böyle siyah çıkıyorlar, racon kesiyorlar, olmadı adam kesiyorlar. Yavaş lan yavaş, tavuk mu kesiyorsun, Allah, ne kesiyorsun ya? Usta tavuk mu? Nerede tavuk? Usta göster, tavuk kesiyor usta. Herkese kuş gribi bulaştım ki benim kesim. Ver oğlum ya, nereden çıktı şu satır? Ver şunu bana Allah'ım yarabbim ya, Resulullah ya. Oğlum ya, böyle silah bıçak bilmem ne taşıyorsun sen yanında ya. Ayıp. Bak buradaki millet de ayıplıyor seni hem zaten. Ya usta neresi ayıp? Herkes emanet taşıyor. Kim bu herkes dedin ya? Kaç kişi bunlar lan? Buradan sıksan bir kişiden çıkmaz öyle bir şey ya. Aman aman. Usta sana mı sıkıyorlar, kime sıkıyorlar usta? Usta göster, kesiyorum usta. Usta ben dalıyorum. 5 dakika yanında çıkmasam polise haber versin, ben dalıyorum. Ya oğlum lan, manyadın mı lan? Sen iyice çok merak ettin ama. Allah'ım yarabbim. Ver şunu. Ne söyleniyor sen 2 saattir? Çok acıdı onu diyor. Yarım saat söylendim, bunu mu dedin lan? Anlayamadı. Çok acıdı. Allah'ım ya Rabbim ya. Bağırmış geziyor adam ya. Ne biçim alemmiş bu böyle ya? Kasaplar Federasyonu musunuz? Nesiniz siz? Ne alemi bu böyle? Allah'ım ya Rabbim. Ne korkak oldunuz. Gölgenizi görseniz ya, vuracaksınız artık ya. Allah usta, seni mi vuruyor lan? Kim vuruyor usta? Sus dur sus. Sen dur usta, vurayım lan usta, git git. Nereden çıktı lan gel o? He? Lan kaç tane bunlar, birini alıyoruz birini çıkarıyorsun ya? Manyadın mı oğlum sen iyice ya? Rambo'ya dönmüşsün ha, şuna bak ya. Rambo? Usta bak, Rambo dedim de aklıma geldi. Bizim çavuş başta Rambo kursu açılmış usta, yazıldım ben ona. Sen şunu bir iki dakika tut usta, bir dakika. Bunda meğer promosyon verdiler. Edemedim de ben bunu. Kurbanlık koyun gibi oldum usta. Bak biz eğitim de aldık usta. Bak göstereyim sana. Hazırım abi. Yaran acıyor mu Rambo? Bize acı hissetmemizi söylediniz abi. Peki işe yarıyor mu? Hayır. Allah cezanı. Ulan beni de havaya soktu, konuşturuyorsun saçma sapan ya. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri, bilmiyorum ya. Hangi devirde yaşıyoruz kardeşim ya? Böyle çoluk çocuğun eline veriyorlar silahı, bıçağı ya. Çocuk güvenlikte değil ya. Nereye gidecek bu iş böyle? Düğünde, bayramda, başta dan. Bir sürü insan ölüyor ya. Nereye kadar bu ya? Usta, yani. Böyle kızıp duruyor zaten usta. Racona ters usta ya, niye kızıyorsun? Ulan başlayacağım şimdi raconuna da, sana da adam gibi gel. Dön bakayım, sen başka daha vardır sende değil mi? He? Daha bir sürü şey var senin üstünde. Dur bakayım, şöyle arayayım ben seni, adam gibi. Aha, bu ne lan? He? Çıkar şunu. İyi sakla bunları. Çıkar şunu. Bu ne lan? Allah cezanı ver. Şöyle. He. Cep paneli gibi geçiyor. Allah'ım yarabbim. Lan, bu ne lan? Kaç tane oğlum bunlar ya, rezil herif ya. Şuraya bak. Allah'ım ya. Var mı? Bu ne? Meyve mi kesiyorsun bunlar? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Bu ne böyle? Nereye bu böyle gidecek bu iş ya? Sen böyle daha masum aksesuar falan taşımıyor mu yanında? Ne bu böyle ya? Ne gibi usta ya? Ne bileyim oğlum, işte böyle tesbihtir, böyle CD falandır, saattir, öyle şeyler ya. Aha var usta. Dur çıkartayım onu bir dakika. Aha çıkarttım.
O ne lan? Oğlum. Ya burada değil bunun, bu sonra gelecek, bu gene yanlış okudun senaryoyu değil mi? Allah'ım yarabbim ya. Bak oğlum seyirciye rezil ediyorsun bizi ya. Oğlum senin sorun ne olacak böyle ya? Vallahi billahi ben umudu kestim senden ya. Ya usta sen merak etme, benim mesleğim hazır usta ya. Neymiş o? Ben sap komandosu olacağım. Allah Allah, sat komandosu olmasın o? Değil usta, sap komandosunun tek gezerine sap komandosu diyorum. Ya alacağım o sapı ben senin. Allah'ım yarabbim ya Resulullah ya. Oğlum bunlar ne böyle burada? Bak cephaneliğe çevirmişsin bunları burada. Topla bakayım şunları. Gel topla götür şunları, gözüm görmesin. Götüreyim. Allah'ım yarabbim. Çabuk çabuk çabuk. Allah'ım yarabbim ya. Sıktın iyice milleti de burada oh. Zaten. Baksana herkes sıkıldı. Kim sıkıldı usta? Hangi sıkıldı? Usta sıkılan sıkılan kim usta göster usta. Kesin usta onu sıkıldı. Allah'ım yarabbim. Oğlum daha nerelerinden ne çıkacak senin? Topla götür şunları, sen iyice sopayı hak ettin. Çabuk yürü. Al şunları bakayım buradan. Allah'ım yarabbim. Götür ya. Ha şuraya bak, taşıyamıyor bile elinde, taşıyamıyor bile. Yürü, çabuk götür onları, gel buraya. Hemen! Ulan yürü! Yürü! Gene mi döndün? Ağzını açma, kırarım kafanı ha. Tövbe tövbe Hamdi, nerelerdesin sen birader ya? Yıllardır görüşmüyoruz Hamdi, ne var ne yok, nasılsın? Lan gene başladık ya. Hatırlıyor musun Deyo? Yıllar önce böyle bir sahne olmuştu. Bu adam gene önümüze çıkmıştı bizim. Ya hatırlıyorum hatırlıyorum işte. Bak şimdi o seni tanıyacak, sen onu tanımayacaksın. Böyle lafı zincir boyu kadar uzatacaksın biliyorsun. Vallahi doğru söylüyor. Ha şimdiden ismimi bile bildi bu adı zaten. Ya o Hamdi nasıl bilmem birader, nasıl bilmem yahu. Küçükken seninle aynı mahallede büyüdük. Tanımadın mı beni İsmail? Küçük İsmail Hamdi. Yok kardeşim tanımadım. Hadi ya Hamdi bir dakika dur, nasıl tanımazsın yahu? Aynı mahallede beraber büyüdük diyorum sana, düşün biraz. Aynı mahallede. İsmail ha, küçük İsmail. Küçük İsmail. Evet Hamdi. Ha çıkardım lan tabii tamam vallahi billahi şey. Çok zaman geçmiş ya. Ya hani böyle sidikli sümüklü bir olan vardı küçükken, kara kuru bir şey. Olsun değil mi sen? Ben onu kötü yola düşmüş diye duyduydum ya. Tinerci olmuş sokaklarda. Hamdi karıştırdın Hamdi. Karıştırdın, o sizin yan evde oturuyordu. Ben karşı apartmanda oturan şey İsmail. Yan evde. Lan şimdi hatırladım, Allah cezanı vermesin senin. Ya bizim dedikoducu Satı teyzenin oğlu. Hamdi, annem için söylenen her şey dedikoduydu, tamam mı? Ben de onu diyorum ya İsmail. Ya Hamdi, ya Hamdi bırak şimdi dedikoduyu bilmem neyi birader ya. Ya bırak sen şimdi onu bunu da, sen nerelerdesin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, çoluk çocuk nasıl, hanım nasıl, annen nasıl, sizin güzel bir ev vardı, o nasıl? Sorma İsmail, göçtü ya. Yapma be Hamdi, yapma be Hamdi, bir önlem alamadınız mı? Alamadık İsmail ya, aniden göçtü ya. Eyvah eyvah, aniden göçtü, bir işaret vermedi mi göçerken Hamdi? Verdi İsmail ya, göçmeden önce böyle iki kere selektör yaptı ben göçüyorum diye. Ne yapayım geçiyorum birader. Allah Allah Hamdi, olacak iş mi canım, ne bileyim böyle sağından solundan çatlamadı mı? Yok çatlak matlak yoktu da, böyle selülitleri vardı biraz. Liposak şimdi aldırdık biz de onu. Ya Hamdi dalga mı geçiyorsun birader, Allah Allah dalga mı geçiyorsun yahu? Hiç olacak iş mi? Ne bileyim böyle bir önlem alamadınız mı, altına kazık falan sokamadınız mı? İsmail ne diyorsun sen ya? Ya Hamdi Allah Allah, kızacak ne var? Ya çok da güzeldi be kardeşim, çok da güzeldi yahu. Hatta benim peder senin pederle az mı böyle alışverişe girdi, az mı uğraştı dedi. Şunu gel bana ver, üste benimkini de vereyim. Hatta birkaç da eline sayayım. Allah Allah. Ya, peki benim peder ne dedi bu işe? Ya kabul etti de ömrü yetmez seninki. Hadi ya. Ya. Vallahi hatta benim peder öyle malzemeler aldı ki böyle rahat rahat dayayıp döşemek için. İsmail sen abarttın, sen kaşınıyorsun. Ya Allah Allah Hamdi, ne var bunda ya, o ne var bunda? Peder öldükten sonra da ben rahat rahat dayayıp döşeyip kullanacaktım. Rahat rahat diyor ya. Ne rahat ya? Hamdi bir dakika dur ya, Allah Allah. Hem biz sizin gibi öyle hor bakmazdık. Ya benim 7 sülalem sırardı içine, öyle genişti maşallah. Senin 7 sülalem. Ya Hamdi, Hamdi ne var ya, ne var bunda iddetlenecek kardeşim ya, Allah Allah, ben anlamıyorum Hamdi. Ben evi öldükçe sen sinirleniyorsun. Ev mi? Ev tabii Hamdi. Ya ne evi birader, göçen annem ya. Ay canım öyle desene ama, ben ev göçtü diye üzülüyordum Hamdi ya. Ev sağlam yani, iyisi çok güzel, çok güzel. La annem öldü diyorum, sen hala evden bahsediyorsun İsmail. Ya ona da üzüldüm Hamdi, ona da üzüldüm, tamam ona da üzüldüm, ne? Yani ev sağlam değil mi Hamdi? Çok güzel, çok güzel. Annen göçtü demek, vah vah. Göçtü, aniden göçtü. Mi göçtü Hamdi? Aniden göçtü. Ya bir önlem alamadınız mı böyle altına kazıkladın? İsmail! Tamam Hamdi, tamam latife ettim, latife ettim birader, Allah Allah. Ya İsmail! Efendim Hamdi? Sen evli değil miydin ya son hafta? Evliyim Hamdi.
Bu Latife nereden çıktı ya sen, Allah Allah? Ya Hamdi, şaka yaptım anlamında söylüyorum yahu, Allah Allah. Peki tamam birader. Ya neyse, benden çok konuştuk. Heh. Sen deyiver bakalım, sen neler yapıyorsun görüşmeyeni, anlat. Ya ne yapayım ben işte, iş güç, böyle sucukçuluğa başladım, mermer bir taraftan yürü. Bayağı doğrulttum ben işi. Aldı yürüdü vallahi. Çok böyle güzel. Bir Ferrari'ye binecek kadar doğrulttum ben düzeni. Bak bu söylediğini Kaya duymasın, vallahi çok bozulur. Ya nereden çıkarıyorsun Ferrari'ye meraya sen ya? Ooo! Bu Feraye de Allah'a durmuş ha bu arada. Kaya biz, oh maşallah. Adam Feraye diyor ya, Feraye, Latife, harem kurmuş pezevek ya. Hamdi ya medya gibisin ya. Vallahi duymuyor, uyduruyorsun ha. Hakikaten uyduruyorsun Hamdi. Hamdi onu bunu bırak da bu senin oğlan. Hayır ya, ne oğlanı bu? Benziyor bana, neresi? Vallahi tıp atıp sen... Bu babasını tanıyorum ben bunun da. Böyle yanıma çırak verdi benim. Ben geziyoruz işte. Ben. Neyse bunu yolla gitsin biz özel konuşacağız belki. Olayım mı? Yolla bunu, salla gitsin. Bak çocuğum şimdi sen git. Arkaya git. Bak bakalım biz orada mıyız hadi. Tamam usta, hemen bak. Hadi. Aferin en az senin kadar da akıllı ha. Öyle. Ya Hamdi. Ya sen ne işle güçle uğraşıyorsun? Anlat bakalım ne oldu, ne bitti ya? Ya İsmail sorma, ne işin ne gücü nereden çıkardın ya? Ben öyle yatıyorum gene malak gibi evde. Yine mi işsizsin ya? Allah cezanı vermesin. Hangi işe koyduysak dikiş tutturamadın Hamdi. Tutturacağım birader de, bir rahat bırakmıyorlar. Tutturalım. Ya neyse sen anlat bakalım başına neler geldi, ne oldu, ne bitti de ben sonra oyundan sonra bir şeyler uydururum sana. Tamam. İsmail, oyunun başında başladın gene uydururum mu? Ya Allah cezanı vermesin Hamdi, anlat bakalım iş güç ne, ben iş uydururum sana dedim yahu. Ya ne bileyim birader, uydururum deyince. Allah! Hamdi Allah canı alsın, bu oğlan sana çok denir. Usta ben baktım, orada yoksunuz. Bir de bakayım şurada var mısınız? Bak. Hamdi yemin ederim bu senin oğlan. Ya nereden çıkarıyorsun? DNA testi yaptıran bu senin oğlan. Tamam ya, bir ara ben bizim laboratuvara götüreyim ya. Yaptım. Anlatıyordun, ne oldu, ne bitti? Neyse birader, ne diyordum ben? Ha, böyle geçen gün evde yatıyorum. Öyle ben yatarken geldi, birdenbire bizim kapı vuruldu. Yapma Hamdi, kim vurdu kapıyı? Ya sorma be İsmail. Bizim kapının alacaklıları varmış. Mafyaya vermişler. Onlar da geldiler, vurdular bizim kapıyı. Hamdi deme, bu işi bu kadar abarttı bu senek mafyası ya. Ha İsmail, sen salaklığı ne kadar abarttıysan onlar da abarttılar İsmail. Ya kapının alacaklısı vereceklisi nerede görülmüş İsmail ya? Ya benim demek istediğim şey, yani bizim kapıyı çaldılar. Etme Hamdi ya. Demek işi buraya kadar vardırdılar ha. Ya bu illet büyük şehirlerde vardı, demek buraya kadar geldi, bizim şehrimize kadar da geldi. Demek senin kapıyı kaptılar, kaçtılar, çaldılar. Evet ya İsmail, benim kapıyı kaptılar, kaçtılar, götürdüler. Eyvah Hamdi, başına neler gelmiş, sen şimdi kapısız kaldın. Yoksa buldunuz mu kapıyı? Yok İsmail. Kapıyı bulduk İsmail'le. Kapının kolu yok, senin haberin var mı? Hamdi ama ya, olmuyor ki ya. İsmail ama böyle zıpırt girersen ben mevzuyu anlatamam ki. Niye bölüp duruyorsun ya? Bırak bir rahatla anlatayım ya. Neyi Hamdi? Kapı kolunu. Allah cezanı vermesin Hamdi, uzattın kapının kolunu. Tamam birader, tamam cıvılmayalım zaten, bak sıktım milleti de. Allah Hamdi lazım. Neyse ne anlatıyordum ben? Kapının kolunu. Sen de alıştın bakıyorum ha. Ya uzattık vallahi, kapı kolu değil, zenci mevzusu, uzadıkça uzadı yahu. Birader bizdeyken kısa da o, sen ne yaptıysan artık uzamış. Allah cezanı vermesin hadi, anlat bakalım ne oldu, başına ne geldi? Ne diyordum birader ha? İşte ben yatıyordum orada, bizim kapı tıkıladı. Hamdi, burada kapıya kim tıkıladı diye soracağım dedim ama vazgeçtim abi, sorun devam. İsmail ya, bir de kaşınmaktan vazgeçsen ya. Ya olmuyor ki işte, kaşın abi. Allah'ım ya. Neyse bölmedi, anlatayım şunu ya. Anlat bakalım. Yetiştiremeyeceğiz oyunu, sahura yetişelim. Vallahi yetiştiremeyeceğiz, zaten çok da kalabalık. Neyse işte ben öyle yatıyordum derken bizim velet koştura. Bana! Kapıda giren adam var, seni istiyorlar, çabucak onların yanına gidecek misin? Ondan sonra buraya gelecek misin, seni soruyorlar. Dedi bana. Ya bu senin oğlan mı yoksa kapıdaki alarm mı lan? Olur mu alarm falan ya, benim oğlan. Anasına çekmiş biraz da ondan. Ya bu ses bana hiç yabancı gelmedi, tanıdık geldi bu ses ama. Neyse devam et abi, neyse, devam et, bunu geçirmeyelim, devam et. Ben de ondan sonra çıktım kapıya, bir baktım iki tane böyle ızmandut gibi adam, iyi giyimli, takım elbiseli falan. Beni görünce hemen yapıştılar koluma, yürü bakalım gidiyorlar, gidiyoruz dediler. Puslu bir vadi, seni bekliyor. Aman Hamdi. Ya ondan sonra tuttular kolumdan beni, böyle hızlı indirdiler, aşağıda bir arabaya bindirdiler. Yahu binme Hamdi, bilmediğin arabaya ne binersin kardeşim, bilmediğin arabaya. Ya ne bilersin olur mu ya, hani bir türkü var ya. Heh. Arabada 5, evde 15, işçi beğenirsin. İşte ben de 5-15'i duyunca ne bileyim, iş çıkar bana diye bindim. Hamdi sormadan binmeseydin ben eşe gidiyorsun Hamdi.
İsmail. Ya bu yaştan sonra kim para verir sana zaten? Devam et, devam et. Ha. Ya Allah, arada da giydiriyorum bana İsmail'i. Ya ben giydireceğim abi. Bir devam et. Bindirdiler seni arabaya. Neyse, bindirdiler beni arabaya. Götürdüler merkeze. Götür. Tamam abi, nereye götürdüklerini sorma. Devam. Tuttular beni kolumdan. Götürdüler İstanbul'a. İstanbul'a? Ya İstanbul'a. Evet. Dediler ki bundan sonra bu sokaklarda sen sorumlusun. Yapma Hamdi yahu, yapma Hamdi ya. Ne iş yapacakmışsın orada, adres falan mı tarif edecek misin birader? Ya birader, adres tarif edeceğim. O köşede bana yer çevirmişler bir tane. Ben oraya gideceğim, duracağım böyle. Adam bir tanesi gelecek. Ya birader, ben bu adresi bulamıyorum. Nereye gitsem, nerede bulsam falan diye soracak. Ben de diyeceğim ki, aha şu tarafa git. Olmadı bu tarafa git. Bulamazsan şu tarafa git. Aferin Hamdi ya. Aferin Hamdi, sen bu işi kaptın ya. Şimdiden kaptın sen bu işi. Helal olsun sana ya. Ya ben kaptım da bir de sen kapsan birader şu konuyu ya. Nereden çıkarıyorsun adres madresi ya? Yok öyle bir şey ya, vallahi yarabbim. Ya ne yapacak mısın? Anladım Hamdi ben. Anladım Hamdi ben. Kolunu kanadını kıracaklar sana, sokakta mendil sattıracaklar Hamdi. Deme ya. Vallahi Hamdi, etme ya. Oo. Ben sordum, öyle de değilmiş İsmail. Değil miymiş Hamdi? Işıklarda değil. Cam silecekmişim ben böyle. Allah'ın cezanı vermesin Hamdi. Sen sarıyı, kırmızıyı, yeşili birbirine karıştırırsın. Yolun ortasına atlarsın, geberir gidersin oralarda, kaç. Ya İsmail ya, bir girip durma şu mevzuyu, bir bitirelim birader ya. İyi tamam, hadi anlat bakalım neymiş peki mevzu? Ne diyordum, İstanbul'a götürmüşler diye ben işte böyle. Şey yaptılar orada, Ruslarla Türkler birbirine girmiş İstanbul sokağı. Yahu Hamdi, yahu Hamdi, sen cahil adamsın, okumamış adamsın yahu. Sen de anlarsın bu işten. Ya erbabına bırakın, türlü mahlukatın bu işlerine bakan bir adamcağız var. Neydi adı böyle kırsaçlı? Haydar Dümen, ona bıraksanıza bu işi yahu. Ya İsmail, nereden çıkardın Haydar Ödümen'i şimdi ya? Sen ya Natasha'lar değil mi? Natasha'lar değil mi mesela? Değil kardeşim, öyle bir mesele ya, bak, değil. Ya bak, mesela Natasha'lar değilse ben daha diyeyim ha. Ya değil, vallahi değil ya. Nereden çıkardın? Ne oluyor lan? Ne yazıyor lan? Sana al. Sana al. Reklam. Rek... Bedavaya mı çalışıyor Allah Allah bu oyun? Hamdi ne yapıyor lan bu? Reklam falan diyor ya. Reklam falan diyor ne? Ya nerede eski oyunlar, hiç böyle reklam yok. Vallahi billahi Hamdi ya, bak dizileri seyredemiyorduk reklamdan, şimdi oyunun arasında bile reklam gir. Bu kadar abarttılar bu. Bence de abarttılar. Para kazanıyorlar ya bunlar. Para kazanıyorlar. Para mı kazanıyorlar Hamdi? Ne parası ya? Ne parası lan? Hanginiz alıyor lan? Valla ben almıyorum ya. O zaman senin oğlan alıyor. Benim oğlan değil o. O zaman parayı alıyor. Alıyor. Neyse, oyundan sonra. Devam et. En son Ruslarla birbirimize girmiştiniz ha. Neyse işte orada böyle adını da zaten sonradan zar zor öğrendiğim bir tane adam. Ne diyorlardı ona ya? Mecazimi, marazimi, öyle bir şey öğrenemedim zaten sonradan da adını. Dedi ki hadi bakalım devlet senden görev bekliyor. Ya Hamdi, ya Hamdi, yine devlet işi mi ya? Vallahi başını belaya sokacaksın birader ya. Ya bırak bu devlet işini, sana mı kaldı Hamdi ya? Ya birader, bir lafın sonunu dinle azıcık bakalım ya, anlatacağız ya. Zaten çok şeyler geldi başıma da, bir bıraksan anlatacağım. Hadi bıraktım, anlat. Neyse bu adam tuttu beni kolumdan. Böyle bir tane binaya götürdü. Şato gibi bir yer böyle, ama şatodan biraz küçük. Ama kale gibi böyle büyük bina. Kale gibi, şato gibi küçük. İçeriye girdik, bir salonu var. Bah, bu şeyden, odadan bir kere 10 kat falan büyük. Acayip bir salon böyle. Ama salon odanın yarısı kadar filan bir şey böyle. 10 kat büyük, buranın yarısı kadar. He, o kadar büyük, hesap et. Çok büyük, çok büyük. Çok büyük. Ondan sonra şimdi o büyük ya, buranın yarısı kadar. Büyük hemen hemen. Bir heykeller var içeride falan filan. Böyle hele bir tanesi özgürlük heykeli kadar filan var böyle. Oha Hamdi, oha, buranın yarısı kadar özgürlük heykeli dikmişler oraya. He, ama salon büyük. Salon büyük. Salon büyük. Bunun yarısı kadardan biraz büyük bir salon. Geniş 3-5 santim. Evet, aman aman, iyi bir yer. Hamdi. İşte oraya girdim. Oturtturdular böyle beni bir yere. İçeride kelli felli bir sürü adam böyle. Takım elbiseli, makım elbiseli. Aralarında konuşuyorlar İsmail. Tahkikat, bunu aramıza alacağım. Bombalacım Mehmet'iyiz. Hep kardeşimiz. Cesareti. Arkadaşlar gerekeni söyledi. Buyur lazım. Anlamımız yoktur. Ben o sersemizin kuralları değişirim. Burası Kurtlar Vadisi. Türkiye'nin bu karanlık ve puslu vadisinde bir yılda paylaşılan para, şantaj ve haraçtan 100 milyon dolar. Kaçak insan ticaretinden 200 milyon dolar. Kumardan 1,5 milyar dolar. Silah kaçakçılığından 3 milyar dolar. Tahvil, bono, dövizli, borsa komplikasyonundan 10 milyar dolar. Uyuşturucu ticaretinden 40 milyar dolar. Kayıt dışı diğer gelirleriyle birlikte konseyin kontrol ettiği para yaklaşık 125 milyar dolar. Ya
Nereymiş burası Hamdi? Böyle kasvetli bir yer işte. Böyle dedim ya, içeride kelli felli adamlar var. Oturmuşlar aralarında sohbet ediyorlar filan böyle. Yalnız garip bir muhabbet dönüyor aralarında. Allah'ın cezanı ya. O kadar mı korktum ben? Devam et Hamdi, devam et sen şimdi. Boş ver orayı. Böyle muhabbet ediyorlar işte aralarında. Birbirlerine sesleniyorlar falan böyle, hop çekiç falan diye. O ona diyor, vay testere hoş geldin kardeşim. Ona tornavida falan var böyle. Birine diyor ki, ooo motorlu testere falan, motor sen. Böyle işte garip bir muhabbet Allah Allah. Böyle döndürüyorlar muhabbet. En sonunda hepsi birden bana döndü, baktılar. Lan bizim takva adımız var, bundan sonra sen de kont ol dediler. Aman ne güzel Hamdi, ne güzel iş bulmuşsun, kendine koskoca kont olmuşsun. Yok ben kabul etmedim İsmail. Niye Hamdi? Ya niye kabul edeyim? Bizim mahallede komşunun uyuz bir köpeği var. Onun adı Kom zaten, ben köpek miyim? Kabul eder miyim? Bak cezanı verdesin Hamdi ya. Yine işsiz kalacaksın ya. Yok yok, öyle deyince ben dediler ki madem bu işi sen sevmedin, bari bundan sonra sana biz baron diyelim dediler. Allah Allah Hamdi, baron oldun ha? Baron oldum, baron. Helal olsun sana. Ondan sonra baron yaptılar ya beni. Getirdiler böyle kafam kadar kocaman bir yüzüğü geçirdiler işte. Allah cezanı vermesin Hamdi, belliydi ne olacağı, belliydi ne olacağı ya. Ooo! Gene ne oldu ya? Ya İsmail, kafan kadar yüzüğü geçirdiler ya. Ya İsmail parmağıma ya. Oo. Ya Allah Allah, terbiyesizliği ele aldın Hamdi, yüzük başka nereye geçirilir sanki? neyse devam et en son geçirdiler. Ne diyordun birader? Geçirdiler en son yüzüğü. Ha en son işte. Ondan sonra böyle başladı bir tane yüzü maskeli, böyle karanlıklar gölgeler içinde bir tane adam konuşmaya. Hem de ne konuşma? Hiç hoşuma gitmedi ama konuştukları. Allah Allah. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi Hamdi? Bundan sonra senin avradın yok. Eyvah Hamdi. Çoluğun yok. Allah çocuğun Hamdi. Yok. Onlara da geçmişin mı? Yok. Aha geçmişin Hamdi. Ninen yok, deden yok, teyzen yok, eyvah. Enişten yok, komşuların eyvah. Yok. Köşede duran trafik polisi yok, hiç kimse yok. Eyvah, sülalen gitti Hamdi. Sülalem... Ya bakma bana öyle, sen söyledin Hamdi kimse yok diye. Girip durma araya. Neyse sonra bu adam konuşmaya devam etti birader. Ama böyle daha da arttırdı, böyle ses tonunu gürleştirdi falan böyle. Dedi ki, bundan sonra senin kimliğin de yok. Aha. Yüzün de yok. Ya sen boş ver yüzünü, zaten eskiden de yüzsüzdün Hamdi. İsmail. Devam et Hamdi. Ondan sonra böyle saydı. Ya dedim ben başladım bağırmaya çağırmaya. Yapmayın etmeyin, bunları benden almayın. Ben bunlarsız yapamam, niye böyle yapıyorsunuz falan zırlarken. Adam dedi ki ağlama zırlamadan baron oldun sen artık dedi. Lan dedi içeri baronun adası. Hepsi birden ayaklandı üstüme doğru. Bir çullandı, ben tabii erkekliği bıraktım oturdum. İyi etmişsin abi, iyi etmişsin çünkü içeridekilerin hiçbiri tekin değil bence. Ya İsmail, Allah aşkına içeridekilerin tekin olmadığını nereden anladın? Ya Hamdi, şimdi zorla kötü espri yaptıracaksın bana. Ya nereden anladın? Nereden? Dilim kaşınıyor Hamdi, bak zorlama Hamdi. Vallahi çok kötü bir espri, dayanamayacağım, yapacağım. Ya sen dedin ya içeridekilerin hiçbirinin ismi tekin değil diye. Ben de oynamam. Yürü gidelim. Böyle senle mi uğraşıyorsun? Valla kemin de bir Ya tamam vallahi bir daha yapmayacağım. Kendimden tiskindim zaten ya. İğrencim ben ya. Vallahi billahi ya. Bir arkadaş var, uzunca boylu bir arkadaş. Onun kadar kötü bir espri yaptım ya. Çok çok hem de nasıl mahvettim beni. Ya nasıl ben? Hamdi. Ne diyordum ya, bir şey anlatıyordum ben. Bu adamlar ondan sonra bana dediler ki, sen artık baron oldun. Madem ne yapalım? Böyle seni çıkaralım, böyle bir tane bir şey böyle verelim elime diye emaneti verdiler. Allah Hamdi, bilmediğin şeyi niye alırsın eline yahu birader? Ya, İsmail silah falan böyle şey, ha, tabanca. Tamam Hamdi. Ondan sonra ben dedim ya yapmayın, ben sevmem böyle şeyleri, silahla milahla hangi devirde yaşıyoruz, ben öyle takmam şey falan, doldurur şeytan meytan falan filan dedim. Yok biz doldurduk zaten dediler. Ya Hamdi Allah cezanı versin ya. Sen şimdi şehir eşkıyası mı oldun, maganda mı oldun sen başımıza yahu? Yok İsmail. Ya. Ne olmadı? Ya ne oldu Hamdi? Ben onların başkanı olmuşum öyle dedim. Eyvah, daha da beter Hamdi, daha da beter ya. Ya ben karşıyım böyle silahlanma olayına filan yahu. Aa valla ben de karşıyım böyle şeylere ya, böyle şeysel... Neysen Hamdi? Neydi ya? Şahıs değil, değil Hamdi. O değil Hamdi. Neydi? Kendisel. O hiç değil Hamdi. Bireysel. Ha bireysel. Bireysel bankacılık. Bireysel bankacılığa ben de... Ya bankacılığı nereden çıkardın? Ne bileyim oturdum Hamdi orada. Bireysel silahlanmaya ben de karşıyım. Ben de karşıyım tabii ya. Avrupa Birliği'ne gireceğiz bilmem ne. Karşı. Onlar da karşı. Bizim onlar Avrupalı da... biraderler de karşı. Avrupalı birader Hamdi, onu nereden çıkardın? Ya hani yazıyorlar ya A, B, Avrupalı birader. Allah cezanı. Bana diyorsun sen ne yaptın yahu? Ya ben senden aşağı mı kalayım biz? Ne oluyor lan? Yine bu lan? Ha sen yap ya.
Bundan var bende. Aferin. Aferin sana çocuğum. Aferin sana çocuğum. Şimdi ben merak ediyorum. Bunun diyorum parası diyorum. Nereden çıkıyor? Oradan çıkıyor. Peki kime giriyor bunun parası? Davranmayın lan! Allah Allah! Onlar etti bizi, çocuğa bak ya. Aha biz kesinlikle senin oğlan ya. Yüzdür senin oğlan ya. Ben de git. Bir kere daha çıksın öldürmezsem adam. Sana bırakmam zaten ben, hiç merak etme. Ya sahnede de kan göstermek, şiddet göstermek hiç yakışık almayacak ama. Olsun, olur artık. Çığırından çıkmış bir kere. Tiyatro şehidi veririz bir tane, ne olacak? Veririz. Ne diyordum İsmail? Ya dağıttık konuyu da Avrupalı biraderler. Avrupalı biraderler bilmem ne filan derken ben iyice kafayı karıştırdım zaten ya. Hadi sen şu konuyu birazcık açsana bak. Burada mı İsmail? Ne var canım burada? Burada oynuyoruz. Nerede açacaksın başka? Ya İsmail çok kalabalık ya. Ya ben hepsini tanıyorum bunların. Sen tanıyorsun İsmail de ben tanımıyorum. Ya tanıyorum ben hepsini, yabancı değiller, Allah Allah ya. Abi o zaman ben de aç sen mevzuyu, aç mevzuyu, aç gitsin. Bak sorumluluk aldım. Aç bak kimse anlamadı, karıştırdık iyice zaten, Allah Allah ya. Oha Hamdi, oha ne yapmışsın oğlum? Aç dedin ya. Ya Hamdi ya, bir kere de lafı doğru düzgün anla ya. Bir kere de lafı doğru düzgün anla ya. Kardeşim bir kere de lafı sen ağzınla söyle ya. Allah Allah. Ama Hamdi. Uzun ettin ya. Allah Allah ya. Tamam birader, karıştırdık iyice mevzuyu zaten. Ben toparlayayım şöyle. En son Ruslarla savaştı bilmem neydi filan diyorsun. Savaştı bilmem neydi falan filan derken. Şimdi bu adamlar böyle yaptılar ya bana. Ben çok üzüldüm tabii, silah milah görünce başladım feryat figan ağlamaya bilmem ne yapmaya falan filan böyle. Ondan sonra adam tekrar, o gür sesli adam bana dedi ki sus ya dedi, artık dedi sen dedi baron oldun dedi, niye dedi öyle konuşuyorsun bilmem ne falan filan dedi. Ben abuk subuk ya dedim, ne baronu sizin de dedim. Sizin şimdi falan dedim. Bunlar tekrar iddetlendi. Ben de tekrar böyle oturdum kendi yerime, hiç sesimi çıkarmadım. Cıvımadım. Ha cıvıma Hamdi, sen ağır adam olsun. Baron oldu ya. Baron oldun sen ya. Ben de öyle baron gibi davran yahu. Allah Allah. Haklısın birader, öyle olmak lazım. Ama bu kıyafetle olmuyor. Olmuyor. Ben de dedim ki madem ilk icraatım, ben bu kılığıma bir çeki düzen vereyim. Bana dedim ki gidin Urazlardan bir tane takım elbise alın dedim. İyi demişsin abla, iyi demişsin. Ulan ne zaman gittiler aldılar da getirdiler de böyle yönüme geldiler falan derken giydirdiler İsmail. Ya Hamdi belliydi bunun böyle olacağı, belliydi bunun böyle olacağı. Baron filan derlerken kaç göz arasında giydirdiler sana Hamdi. Ya İsmail. Efendim Hamdi. Ya birader sen iyice bozulmuşsun ya. Ya sorma Hamdi, ben hakikaten bozuldum ya. Ya geçen oyunlarda sen böyle değildin, ne oldu? Vallahi senin ismi değişti bu oyunun. Yok Hamdi, yok değil, yine ben yazdım da. Allah'ım. Hatta yazarken sen de yanındaydın ya oğlum. Ha doğru. Ne? Beraber yazdım şimdi kalabalıklara. Ya ben bozuldum Hamdi ya. Bu magazin programları falan var ya, onlar bozdu beni Hamdi. Hadi ya. Vallahi onlar bozdu. Vay sana da el attılar en son. Attı. Hamdi ben bu magazin programlarına özel. Dedim ya Bodrum diyorlar. Ben bir gideyim Bodrum'a bakalım ne var ne yok. Gittim Bodrum'a Hamdi. Böyle bir müzik ışıklı bilmem ne bir dükkan gördüm. Girdim dükkandan içeri. Hamdi ne göreyim? Hamdi olacak gibi değil yahu. İçeride kadın erkek hep beraber banyo yapıyorlar ya. Ya üzerlerine köpük sıkıyorlar. Onlar da bir taraftan böyle müzik geliyor bilmem ne yapıyor. Banyo yapıyorlar ya. Ya Hamdi ya. Nasıl dükkan böyle? Anadan Üryan neredeyse. Nerede bu İsmail? Varlan sokağı var Bodrum'da, oradan Bodrum'a giriyorum sağa dönmeden. Oradan sağa dönmeden. Ya neyse, dedim ben ıslandım sonra çıkayım plajda biraz gezeyim de kuruyayım filan dedim. Neydi plaja gittim Hamdi. Hamdi plaja gittim, gitmez olaydım Hamdi. Gene ne oldu? Gitmez olaydım Hamdi ya. Gene ne oldu ya? Ya orada ne kadar kız çocuğu varsa hepsi aradan üryan. Eskiden şu kadar şeyler giyiyorlardı, artık onları da giymiyorlar Hamdi. Vah ya. Nasıl öyle böyle? Vah. O bardan çıkınca dönülüyor değil mi oraya? Ya yani ben böyle şeylerle ilgilenmem tabii de. Ha. Artık baron oldum ya. Ama ben öyle şeylere izin vermem. İyi. Ben hemen bir gideyim, bir kolaçan edeyim, bir düzelteyim ben bir orayı. Düzelt abi, düzelt. Ah bunu da düzelteyim arada da. Hamdi. Neyse birader ya. Vallahi konuyu da dağıttık iyice. Ya en son giydirmişlerdi sana, oradan devam et işte. İsmail. Ya takım elbiseyi Hamdi, Allah Allah ya. Her şeyi yanlış anlıyorsun yahu. Tamam birader. Bunlar bundan sonra beni aldılar. O Mecazi diye bir adam dediydim ya. Heh. O dedi ki bana, tamam dedi artık devlet senden görev bekliyor. Memleket meseleleriyle uğraşacaksın sen artık dedi. Ya dedim ne memleketi ne meselesi. Ben dedim daha kendimi kurtaramamışım. Kendime iş güç bulamamışım. Memleket dedim ben mi kurtaracağım ya. Öyle deme dedi. Zaten artık biz sadece memleket meseleleriyle uğraşmıyoruz. Artık dünya problemlerini çözmeye başladık biz dedi. Ondan sonra böyle dediler. Dedim peki ben ne yapacağım bu dünya problemini siz çözerken? O da dedi ki senin görevin Suriye'de.
Hamdi. En son hani Ruslarla sokaklarda birbirine girmişti Türkler, bilmem ne görev oydu sende. Bu Suriye nereden çıktı Hamdi? Ya bana niye soruyorsun, senaryoyu sen yazdın. Ya Hamdi seninle uğraşılmaz, Allah Allah, anlat devam et. Peki tamam, hadi Suriye'deymiş görev, ne? Neyse birader, bunlar dediğim gibi abdular beni götürdüler zar zor Suriye'ye. Direndim tabii ben baştan ama gittim eninde sonunda. Nasıl ikna ettiler seni Hamdi? Sorma İsmail ya. Yapma ya, sorma. Çok üzünlü burası, anlatayım mı? Anlat Hamdi. Anlat. Bu adamlar benim gitmeyeceğimi önceden tahmin ettikleri için eve gelmişler. Eyvah, yine mi geldiler eve? Benim avradı. Yine mi? Benim çoluğu. Eyvah. Benim bunlar çocuğu. Kötü yola düşecekler. Kanepeyi. Artık. Kanepeyi de bilmiyorum. Duvardaki tabloları, kediyi, köpeği. Köpeği de abi. Hele İsmail, hele. Akvaryumdaki o küçücük lepistesimi kaçırmışlar. Kaçırmışlar, Allah cezanı vermesin Hamdi ya. Sen ne sanıyorsun? Yok bir şey sanmadım Hamdi, devam et. Ya birader, niye kaçırıyorlar ki onları? Ben bütün hayatımı onlara vermişim bugüne kadar ya. Ben yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. Ya yalan söyleme Hamdi, yalan söyleme küçücük balığa, ne giydirdin ki? İsmail, şimdi sana giydireceğim. Hamdi, Allah Allah Hamdi, Allah Allah Hamdi. Anlat bakalım, sonra ne oldu? Ya birader tamam, ben şeyi falan geçtim, çoluğu çocuğu aradı, boş ver de sen. Valla çok üzüldüm İsmail ya, lapistes veriyor. Allah Hamdi yahu. Ne yapacağım İsmail ya? Sen bir onu görsen, o gözler boncuk gibi böyle çakıyor kaç metre öteden, o yüzgeç bir salınıyor. Ya Hamdi, sen sanki balığı değil metresini anlatıyorsun şimdi. Ya böyle deme İsmail amcası ya, çok severdim ben onu. Allah'ım yarabbim, neyse bırak onu da anlat, devam et. Ne diyordum ben birader? Ya Suriye'ye götürdüler, en son seni Suriye'deydin. Suriye'ye götürdüler. Dur işte bir binaya gireceğiz, böyle konuşacağız, anlatacaklar bana görevimi falan orada içeride. Ondan sonra kapının önüne geldik, kapı açılmıyor. Allah Allah, niye Hamdi? Oluyor. Yahu Hamdi, Allah Allah ya, ama. Neyse birader, anlattılar bunlar bana mevzuyu. Benim görevim oraya gelecek bir tane yabancı devlet başkanını öldürmekmiş. Eyvah Hamdi, katil olacaksın bu yaştan sonra. Ya niye olacağım ya, olmam, niye telaş yapıyorsun sen? Ben böyle şeyler yapar mıyım? Vallahi lepistesim için bile yapmam İsmail. Allah'ım yarabbim, neredeyse karıyı boşayıp lepistesi alacağım koynuna Hamdi. Denedim İsmail, olmuyor. Ne oluyor? Boynumda yaşamıyorum. Allah cezanı versin Hamdi, sapık Hamdi. Ah İsmail. Ya eşeği, köpeği, koyunu, bilmem neyi, lepistesi ilk defa duyuyorum Hamdi ya. Ya İsmail karıştırma, tamam o kadar mı ya? Haydar ne diyor bu duruma Hamdi? Haydar'la konuşmadık, daha da bekliyoruz. Tamam bir konuşun, bir konuş. Ya İsmail ya, karıştırdın iyice mevzuyu ya. Ya ne karıştıracağım Hamdi, senin adına ben yarın yazacağım. Sevgili Haydar, bu mektubu Afyon'dan yazıyorum. Arkadaşımın bir lepistesine aşık, bu normal. Tam olarak aşık denilemez belki ama. Duygusal bir şeyler var ama, bir elektriklenme var değil mi? Var İsmail, var. Geç. Ya Hamdi anlat ya, Allah Allah ya. Neyse birader, ne diyordum? Katil oluyordun en son. En son katil olmuyordun ya, katil matil olur muyum dedi. Demedi mi ben sana yapmam böyle şey diye ya. Tamam devam. Allah Allah. Ya palapistesimi öldürseler de yapmam, gene yapmam zaten öyle bir şey. Nasıl bozdun sen bunların planlarını peki? Bunların plan... Ne oluyor? Ulan gene mi reklam lan? Yok ya, bu sefer de tencere reklamı mı lan? He? Ya bu ne ya? Ben mi yazdım? Sen yazdın. Senaryoda yazıyor. Ne yazıyor? Tencere girer diyor. Ne yazıyor? Tencere girer. Bak senaryoyu da getirdim bak. Ne yazıyor? Tencere girer. Lan salak oğlum. Lan Hamdi'nin oğlu. Hamdi oğlu Hamdi. Orada tencere mi yazıyor, cendere mi yazıyor yoksana? Müzik lan bir... Bir dakika. Şunu yiyeyim Allah'a da şunu. Yine çık aldım. Bir dakika! Müzik değil mi bu şimdi? Müzik. Müzik girer. Bir dakika. Kime giriyor musun? Allah Allah ya. Sen şimdi mevzu edin. Bu adamlar benim kolumdan tuttular. Böyle bir binanın çatısına yavaş yavaş, adım adım, adım adım çıkardılar. Sen niye dolaşıyorsun benim peşimden? Bilmiyorum Hamdi, böyle çekimine girdim birdenbire ben. Neyse binanın çatısına çıktık biz. Bir bina,
Bütün meydana hakim. Aman ne güzel. Bir meydan. Allah. Bir kalabalık. Kalabalık, çok kalabalık. Ben diyeyim ki sana buradaki insanların iki ön sırası kadar var. Çok kalabalık. Şey gibi, çok, çarşı gibi. Çarşı gibi aynı. Ambar yolu gibi. Aynen aynen ambar yeşil yolu. Yeşil yol gibi. Yeşil yol ya gibi. Ya abi yeşil yol dedim de ya yeşil yol ne yaptılar öyle kazdılar mazdılar Gazze şeridine döndü. Ya İsmail sen onu bilmiyor musun? Bilmiyorum Hamdi. Hani bu adamlar böyle dünyayla oynuyorlar ya. Ha. Onların işi o da. Yapma Hamdi ya, ya. Yapma Hamdi ya. Ne yapacaklarmış biliyor musun? Ne yapacaklarmış Hamdi? Kudüs gibi ortadan duvarla böleceklermiş. Eyvah Hamdi ben gidip haber veriyorum Hamdi. Kime haber veriyorsun? Belediye başkanına falan haber veriyorum. Gel dur lan. Niye lan? Gel bir buraya dur. Gel bir şöyle. Ya sen kesin dolandın. İhtiyarladın artık. İhtiyarladım. Belediye başkanına falan gitmesen ya. Niye Hamdi niye gitmeyeceğim canım? Allah Allah baksana adamların tuhaf tuhaf oyunları var Afyon üzerinde. Ya İsmail ya bir lafın sonunu dinle ya. Nereden uyduruyorsun bunları anlamıyorum İsmail ya. Bilmiyorum Allah yazıp duruyorum işte. Yazıyorsun maşallah bu oyuna. Ya zaten onları yapan belediye başkanı ya. Aha o da mı onlardan? Evet. Eyvah. O da kontes baronun. Aman Hamdi duymasın aman Hamdi duymasın ayıp olur burada uğraşmayalım adamla ya. Ya oğlum kaldırımları yapıyor adam işte alttan şey kanalizasyon ha. Bilmem ne geçiriyor ya. Adama söz hakkı doğacak biz Afyon'da yaşayamayacağız ondan sonra. Tamam oğlum bir dahaki oyunda da beraber. Tamam lan. Ne diyordum ben ya şimdi? Yani en son çıkardılar seni bir apartmanın tepesine meydanı gördüm. Çok büyük bir bina. Ya, çok büyük bir bina. Apartman değil daha büyük. Daha büyük. Ve müstakile kadar var bayağı büyük yani. Ondan sonra çıktım ben o binanın tepesine böyle bütün meydanı görüyor zaten. Kalabalık toplanmış. Ortaya bir tane kürsü koymuşlar. O kürsüye o yabancı devlet başkanı gelip çıkıp konuşma yapacakmış halka. Ha. Ben de onu öldüreceğim ya. Ha. O yüzden çıkarmışlar beni oraya. Yapma be Hamdi, yapma be Hamdi. Ondan sonra bu yanımda duran iki tane adam çıkardılar. Daha büyük bir emaneti verdiler işte. Allah cezanı vermesin Hamdi ya. Sen giderek büyütüyorsun işi bak alışkanlık yapacak Hamdi. Ya oğlum ya bir kere de yanlış anlama ya. Emanet dediysek silah böyle uzun şeyli ya. Ha tüfek. Ha tüfek. Tüfek. Ya dedim ne yapıyorsunuz bunu vermeye ben küçüğünüz arzu taşıdım bunu nasıl taşıyacağım falan demeye kalmadı. Bir baktım adamlar kaybolmuş gitmiş. Eyvah kaldın yapayalnız orada. Kaldım yapayalnız kimsecikler yok. Eyvah, bir bina bir ben bir de kalabalık yerde. Ha, o yerde kalabalık beni görmüyor ama. Eyvah. Çünkü çok yüksek bina. Eyvah anlat. Sana kadar. Sana kadar. Yüksek yüksek. Orada bir duvar vardı. Ben de aldım tüfeği elime. Duvarın üstüne koydum. Sımsıkı tuttum. Ayarladım böyle o kürsüye doğru tamam mı? Ondan sonra mekanizmadan ağzına verdim. Oha Hamdi oha ta ha bayağı terbiyesiz ya iyice el aldın sen. Lan oğlum gene ne çıkardın sen nereden çıkardın? Mermi lan ya. Ha, sen askerlik yapmadın. Yapmadım abi. Ya, belli yapmadın zaten ya. Kurma, ya bir dakika çektim. bir dakika benim anlamadım. Sen niye doğrulttun şimdi tüfeği oraya ya? Hayır vurmayacaktın adamı. Ya bir lafın sonunu dinlesene İsmail ya sen. Ya zırt pırt giriyorsun araya ya. Ya ben 7.5 aydım ondan abi. Belli zaten sen çıkış yapmış, şey yapmışsın. Öyle ben kendi kendime çıkmışım. Söylemedim şimdi burada kalabalık. Tamam. Bak bir daha girme yalnız. Tamam girmem vallahi girme. Giren ne olsun? Ne olsun abi? Ondan olsun sen tamam mı? Yapma ya abi. Anlamadın sen anlamadım değil mi? Anlamadım ben. He şimdi kalabalık burası göstermiyorum ben. Tamam. Görürsün sonra. Peki, sonra konuşuruz. Zırt pırt girip girip durma. Tamam girmeyin abi sonra konuşuruz. Nerede kaldıydım? En son doğrulttun şeyi. Tüfeği doğrulttum. Böyle tüfeğin üstünde bir boru var ya. Ha Hamdi. O boru... Allah Hamdi, Allah Hamdi ama ya. O borunun içinde bir tane artı var. O da sana o zaman. Of ya bir rahat bırak yetiştirelim şu oyunu ya. Tamam hadi hadi hadi. Allah sıcak ter bastı zaten. Bana da bastı. Spot vuruyor kar. Spot bu 2000'lik spot. Bu 2000'lik biz. Binliği getirin dedim ben ya. Ya ne bileyim dün akşam Şükrü Başkan'la konuşup bunu göndermiş. Ya sıcak ter yapıyor bu. Tamam hadi o zaman. Neyse ben doğrulttum tüfeği. Tam böyle o artıyı adamın kalbine nişanladım. Eyvah Hamdi yapma. Sımsıkı yaptım tüfeğin üstüne. Efendim Hamdi? Tüfeğin diyorum üstüne yattım sımsıkı. Anlamadım Hamdi. Tüfeğin üstüne diyorum sımsıkı yattım. Nereye yattın Hamdi? Tüfeğin üstüne. Kiminle yattın Hamdi? Allah cezanı vermiş siz orada yalnızsın. Kimle yattın sen Hamdi? Buraları tıkarsam tabii başka yerinle konuşursun İsmail. Duymuyor sıkıyor vallahi ha. Sıkmayasın diye uğraşıyorum ben Hamdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bozma bak bu sefer. Bozmayayım vallahi bozma. Nişan aldım. Aldın abi. Kalbine nişanladım. Tüfeğin üstüne yattım. Tetiği elimle böyle hissettim biraz okşadım falan böyle. Tam tetiğe basıyorum. Hamdi. Gözümün önünde masum. Savunmasız. Lepistesim. Hayır o lepistesin Hamdi ya. Allah Allah ya. Aaa İsmail. Ya şimdi bir lepistesinden koskoca başkanı mı öldüreceksin?
misin sen yahu? Ya öldürmem, niye öldürecekmişim İsmail ya? Ama çok özledim ya. Ya tamam öldürmem. Hadi ben sana 6 kilo birden alacağım ama. İsmail onun gibisini bulamazsın ya. Allah'ım, anlamıyorum hangisini. Devam. Ne diyordun? En son doğrulttun, koydun adamı. Doğruldu, kaldı zaten o da orada. Bir döndüremedim muhabbeti vallahi billahi. Vallahi billahi. Adamın neresindeydi en son o artı? Kalbindeydi en son artı. Kalabalık böyle insanlar geçiyor, bilmem neler geçiyor önünden falan filan. Adamı zaten hedefi zor görüyorum. Derim daha yukarıya hedef alayım. Daha yukarıya. Bu sefer kafasına nişan alayım. Eyvah. Sımsıkı tekrar yattım tüfeğin üstüne. Yapma. Böyle yine tetiği tuttum. Etme oğlum. Tam böyle şakana o artıyı getirdim. Gözlerimi yumdum ya bismillah dedim. Dam diye bir ses. Allah cezanı versin amca ya. Allah cezanı versin amca ya. Gitti devlet başkanı gitti. Koskoca adam gitti ya. Ya bunlar kolay mı yetişiyor amca yahu ya? Ya bir lepis sesi yüzünden sen adamı vurdun amca ya. Ya olacak iş mi amca bu? Olacak iş mi şimdi, sen katil mi oldun amca ya? Ya senin yüzünden beni de götürecekler belki de amca ya. Olacak devlet iş mi? Devlet başkanı gitti. Yardım, benim başkan gitti. Yardım yalaklıktan ben de gireceğim içeri amca ya. Ya ne yaptın amca ya? Ne yaptın amca ya? Hani vurmayacaktın ya? Hiç mi güvenemeyeceğiz oğlum biz sana yahu? Ya İsmail. Ne var? Sus ya bir bak. Sustum artık. Ya nereden uyduruyorsun bunları ya? Yok öyle bir şey ya. Ne devlet başkanı ne bir şey. Ben adamı vurmadım ya. Allah Allah. Kimi vurdun peki? Çocuğu vurdum ya. Ne? Çocuğu mu vurdun? Ulan çocuk katili mi oldun sen? Allah cezanı versin amca. Allah cezanı versin amca ya. Ya bu daha beter ya. Sen küçücük çocuktan ne istediğin ya? Tabii nişan alıp ateş ederken gözünü kapat. Çocuğu da vurursun. Annesini de vurursun. Oynama o kapı koluyla da. İsmail. He amca. Ya bir rahat bırakacaksın mı anlatayım? İyi anlat amca. Hadi anlat. Anlat. Hem sen şimdi konuştun. Ya ben konuştum, anlat tamam. Allah Allah, bu mevzuyu sonra açacağız. Anlatıyorum. Anlat amca. Girme abi. Girmeyeceğim abi. Ne diyordum? En son çocuğu vurdun amca, Allah vurdum. Cezanı versin. Ya o çocuk öyle oradan kalabalıktan geçen koşan kaçan bir çocuk değil ya. Ya kim? Benim çocuk ya. Ne? Kendi oğlunu vurdun. He. O kapı alarmı gibi çocuğa kıydın sen ha. Allah cezanı versin amca, bir de soğukkanlılıkla bunu anlatıyorsun ya. Benim karşıma geçmiş. Ya sen, ben polise haber vereceğim. Sen kendi oğlunu vurmuşsun, gelmişsin buralarda konuşuyorsun bir de ya. Ya anlamıyorum seni amca. Vallahi anlamıyorum seni ya. İsmail. Efendim abi. Ya bir dur ya. Bir soluklan, bir nefes al. Ne bu telaş böyle ya? Değil mi? Motoru yakacağım. Çok konuş. Ha. Ya bir dur ya. Yok öyle benim çocuğu götürmemişler Suriye'de. Ne işi var ya çocuğum benim ya? Ya Allah Allah, nasıl vurdun sen senin oğlanı? Ya bak şimdi ben anlatayım sana. Ateş ettin oğlan. Yok şimdi ben kanepedeyim. Ben kanepedeyim. Kanepede mi koymuşlar orada rahat rahat nişan al adamı vur diye? Bak tetikçilerin nasıl düşünüyor adamlar ya. İsmail. Helal olsun ya. Vallahi helal olsun ya. İsmail. Efendim amca. Bir lafın sonunu dinlesene ya. Dinleyeyim amca. Ya yok öyle tetikçi, çatıcı bir şeyci ya. Ben evdeyim ya. Kanepede oturuyorum. Evde ya. Misin abi? He, kanepede evde oturmuşum ben. Kanepede evde oturmuşsun. Doğrulttun çünkü evden bu. Uydu aracılığıyla mı vurdun? He. Tamam. Ya Hamdi bir dakika amca. Vallahi bir dakika amca. İyice işler çığırından çıktı ben. İnan bir tok anlamadım bu işten ya. Karıştırdın saçmaladın. Vallahi karıştırdın saçmaladım ya. Şu işi bir baştan anlat sen ya. Baştan anlat. Baştan anlat, en baştan anlat. En baştan anlat. Orta baş olmaz zaten, en baştan. Tamam, en baştan anlatayım. Baştan deyince baştan, ne öyle en baştan arkadaşlar. İlk başta büyük bir patlama ve gaz ve toz bulutu var. Allah cezanı verdi sen. Sen ileri sağ biraz ya. Daha ortalarda. Anlat daha ortalarda. Affet. Güneş sisteminin oluşumu. Araba Hamdi ya. Güneş sistemi var ya Hamdi. O oluştu kendi kendine. Hadi geçelim. Yine bir şeyler kastettim de ben anlamadım. Aferin, anlayan anladı. Boş ver sen anlama. Neyse İsmail. Ya ne şeyin başından alayım ben o zaman. Bu muhabbetin başından. Bu muhabbetin başından. Peki. Bir gün evde yatıyorum birader. Bizim kapı vuruldu. Hadi ya, kim vurmuş kapıyı Hamdi? Ya sorma İsmail ya. Bizim kapının alacaklıları varmış. Mafyaya vermişler. Onlar da gelmiş vurmuşlar ya. Ya yapma Hamdi ya. Yapma ya. Çekselet mafyası iyice abarttı iş Hamdi ya. Ya İsmail sen ne kadar abarttıysan aptallığı onlar da o kadar abarttılar ya. Nasıl yani Hamdi? Ya kapının alacaklısı vereceklisi. Nereden görülmüş yok, ya? Çaldılar kapıyı, çaldılar. Yapma ya Hamdi. Büyük şehirlerde vardı bu illet. Buraya da mı geldi ya? Demek senin kapıyı kaptılar, kaçtılar, çaldılar ya Hamdi. Ya çaldılar benim kapıyı. Götürdüler ya. İsmail'i ya. Ya Allah Allah. Neyse. Sonra bulabildiniz mi kapıyı? Bulduk kapıyı İsmail de. He. Kapının kolu yok sende mi? Allah cezanı vermesin Hamdi. Döndük dolaştık yine kapı koluna geldik ha. Ya anlat tamam sonundan anlat, hani oraya diz çöktün, nişan aldın, ateş ediyordun, onu anlat. Ya en baş dedin, en başa götürdün beni tekrar. Ya tamam ya. Ben konuşmayacağım bir daha, konuşursam hakikaten söyleyeyim bu. Hı. Tamam konuşan tamam. Öyle olsun. Nerede kalmıştım ben? En son nişan aldın. Ya nişan yok almadım. Yok almadın. Ben evdeyim. Evdesin sen. Ben kanepeye oturmuşum. Kanepeye oturdun sen. Karşımda televizyon. Kürsünün üzerinde o televizyon, oradan insanlar hani rahat... Başka. Evet, kürsünün üzerinde televizyon, meğer başbakan odadan konuşuyormuş. Orada görüntüsü var, ben kurşunu sıkacağım,
O koşu televizyondan girecek, kablolardan dolanacak, uydudan gelecek seni. Oha Hamdi, oha Hamdi. Sen konuştun değil mi şimdi? Bilmem Hamdi... Aha da işte öyle oldum ben. Ya Hamdi beddua mı ettin bana? Hayır, ben kendimi tuhaf hissetmeye başladım. Efendim Hamdi? Ya falan etmedim İsmail ya. Hamdi. Bak neler oldu sana ya? Bilmem Hamdi. Ya valla tamam, kapı kolu olayı şakaydı İsmail. Ay şakası mı olur onun be Hamdi? İsmail. Efendim Hamdi. Bu artık bende durmasın, sen al o zaman. Teşekkür ediyorum Hamdi, ne kadar incisin. Bozuldun derken ben bu kadarını kastetmemiştim birader. Ben de anlamadım abi. Böyle içimdeki bir şeyler böyle dışıma fışkırdı. Ay bende hep var mıydı acaba ki bu? Tövbe de ya. Sonradan mı çıktı? Sonradan çıkmıştı umarım. Bilmiyorum hadi biz oyunu o zaman toparlayalım da biraz önce gidelim hemen. Ben dağıldım zaten. Nasıl toparlayacağım bilmiyorum ki İsmail. Ben de bilmiyorum. Bize gideceğiz. Size gideceğiz abi. Ben olanları söyledim, kahveyi koymuşlar zaten. Tamam ne güzel. Onlar suyu ısıtsınlar. İsmail ya! Efendim Hamdi! Ya iyice çılgını çıkarmış, bir kendine gel ya! Ay ben de istiyorum, gelemiyorum. Ama zaten anlat sana. Anlat da gelin, hadi gidelim önce. İşte ben şey yapıyordum, evde kanepede yatıyordum. Ay ne güzel, büyük bir kanepe geniş. Tek kişilik, seni almaz. Aa ne güzel, ikinci annem öyle daha sığmıyoruz. Ya İsmail, bir tür sorunu getirttin ya. Dur, ya gel, hadi çabuk, tabii. Ben öyle kanepede evde uzanmışım İsmail. Sen ne güzel uzanıyorsun öyle Hamdi. Böyle mi uzandın Hamdi? İsmail. Eve gidince ben de öyle uzandım. Şöyle biraz ağlaş. Hadi sen konuyu... Azıcık daha ağlaş. Toparla. Ben öyle uzandım. Evde kanepede. Hani bir gürültü kopmuştu. Ha böyle bum etmişti. Bum etmemişti. Ya dağım diye bir ses çıktı. Aa, ben korkarım öyle dağım. Ya bir dinle İsmail ya. O ses neymiş biliyor musun? Neymiş Hamdi? Ah o ses. Saati de çıkardık ya. Hamdi, hadi İsmail. Ben mi Hamdi? O tarafa doğru bakar mısın? Bakayım abi. Tamam vazgeçtim, bakma adam orada. Görüyorsun değil mi, bak milletini nereye bıraktın Türkiye Cumhuriyeti'ni işte. Mayo da yakışıklıymış be Hamdi. O biraz yaşlı, sana gelmez, bunu verelim. Oldu. Vallahi iyi oldu. Ben arada geliyor buralara zaten. Ay ne güzel. Ha, buralıymış. Tamam, ver telefonumu. İsmail. Efendim Hamdi. Ya tamam, suyunu çıkarma, bir dinle muhabbetin sonunu ya. Tamam anlat. Böyle ben televizyon izlerken birader iftardan sonra yedim yemeğimi, yatmışım, ağırlıkta çöküyor ya. Çöker. Uyuyakalmışım orada televizyon karşısında. O sesle bizim olan koşarken kabloya takılıyor. Televizyonun üstündeki o vazo mazo var ya, devriliyor, dam diye ses ondan çıkarmış. Ben de çıkardım terliği, bizim olanın kafasını geçirdim. Bizim olanın kafasını... Ay. Bizim olana geç... Ay. Bizim... İsmail ya, aa, nerede kalmıştım? Geçiriyordun en son Hamdi. İsmail. Ayol sen dedin, ben ne yapayım Hamdi? Aa. Tamam İsmail. Girme artık muhabbete, yeter. Bir tamam, ya. Tamam. Bak sıktık milleti de zaten. Bence de abi. Ben şu tarafa doğru anlatayım mı İsmail? Sen anlat. Sen ben yo, vazgeçtim. Ben normal anlatayım, sana bakmayayım. Ben işte orada yatarken uyuyakalmışım. Bu yaşadıklarımız var ya bizim. Evet, abi. Bunların hepsi rüyaymış. Nasıl yani abi? Rüya, bildiğin rüya. Yani şimdi bunların hiçbiri gerçek değil miymiş Hamdi? Aha bunu bekliyormuş adam, kendine geldi. Ya Hamdi! He? Tut önce şunu bir. İsmail. Tut şunu bir Hamdi. Şimdi biz bu kadar insanı sırf senin rüyanı dinlesin diye mi topladık Hamdi? He? Tam olarak değil İsmail. Ya bu işin hiç gerçek bir tarafı yok mu Hamdi? Var İsmail. Neresi Hamdi? Benim lapistes İsmail. Allah cezanı vermesin Hamdi. Allah cezanı vermesin. Bir gerçek daha var, bir gerçek daha var. Ne var lan? Kapı kol var. Allah cezanı vermesin bu oğlan da senden ha. Ben nereden? Ya ben boşu boşuna mı bozuldum burada Hamdi? Ya sen bozuktun zaten. Boşu boşuna bozuldun İsmail. Vardı bunun içinde gene bir şey. Siz adam akıllı bir selamınızı verin geçin içeri. Siz bir selamı verin geçin içeri, ben biliyorum içimde ne var. Tamam İsmail, şu Batu'ya eğilirken sakin. Ay Hamdi, bunda bir şey mi var be? Ben bunu elime alınca yine bozuldum. Olay kapı kolunda.
Neyse, neyse siz de... verin selamı, verin selamı. Kim yok onu galiba bu. Lan uzattınız, verin selamı da gidin, ben içeride soracağım hesabını size, hadi. Ben 1, 2, 3 diyeceğim selamı. Atlıyoruz. Ya ne atlıyoruz, selam verin. 1, 2, 3 Efendim her ne kadar sürü için ihsan ettiniz, sağ olun. Tamam mı? Tamamdır. Hadi çık. Kameraman sen.